Merhaba, bugün size orijinali Duke Üniversitesi'nde felsefe bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Paul Henney tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Konumuz, Latince ismi post hoc ergo propter hoc olan ve Türkçe'ye bundan sonra demek ki bundan dolayı şeklinde çevirebileceğimiz bir safsata. Somut bir örnek üzerinden giderek, ateşinizin, kedinizin tırmalamasından ötürü yükseldiği sonucuna ulaşmanın, neden aceleci bir davranış olduğunu anlatmaya çalışacağım. Buna sıra gelecek ama önce belli bir problem üzerinden anlatmaya başlayalım. Diyelim ki evden çalışmaya karar verdiğim bir gün ev arkadaşım Ali bisikletimi ödünç istiyor. Ali'ye tabii ki izin veriyorum ve o da bisikletimi alıp işe gidiyor. Ali eve döndüğünde bisikletin zincirinin atmış olduğunu görüyorum ve Ali'ye Ali, bisikletimi sen bozdun. Baksana zinciri atmış, bunun sorumlusu sensin diye çıkışıyorum. Bisikletime Ali bindiği ve bisiklet bozulduğu için bisikleti bozan Ali, yani bunun sorumlusu Ali olmalı diye düşünüyorum. Peki sizce ulaştığım sonuç, yani bu tür bir mantık yürütme doğru mu? Yani bisikleti bozan Ali mi? Ne dersiniz? Bu ulaşılan sonucun yanlış bir sonuç olduğunu öne sürebilirim. Çünkü bu sonuca ulaşmak için Ali'nin bisikleti kullanırken sorumsuz davrandığına dair kanıtlara ihtiyacım var. Bisikletin zincirinde de bir sorun olabilir ve o gün bisikleti kullanan kim olursa olsun ki bu ben de olabilirim, eve 61 zincirle dönecektir. İşte size bir post hoc ergo propter hoc safsatası örneği. Latince bir terim olan post hoc ergo propter hoc en başta belirttiğimiz gibi bundan sonra demek ki bundan dolayı anlamına gelir. Biraz daha açıklamamı ister misiniz? Bu safsata bir olayın, örneğin bisikletimin bozulmasının, başka bir olaydan, mesela Ali'nin bisikletimi kullanmasından sonra gerçekleşmesi yüzünden, birinci olayın, ikinci olayın sebebi olduğunu iddia ettiğimde ortaya çıkar. İsterseniz bir de daha biçimsel bir tanımlama yapalım. Birinci önerme, x, y'den sonra gerçekleşti, sonuç. Demek ki x y'nin sebebi. Bu tanımlamada az önceki örneği kullanacak olursak birinci önerme şöyle olur. Bisikletim Ali onu kullandıktan sonra bozuldu. Sonuç demek ki bisikletimi bozan Ali. Sizce bu geçerli bir argüman mıdır? Ne diyorsunuz? Tabii ki geçerli değil. Size hemen karşıt bir örnek vereyim. Yağmur yağdıktan sonra bazen güneş açar. Ama bu durum güneşin açmasına yağmurun sebep olduğu anlamına gelmez. Biraz uğraşırsak bu geçersiz argümanı daha belirgin önermelerle mantıklı ve geçerli bir hale getirebiliriz. Deneyelim mi? Birinci önerme. Bisikletim, Ali onu kullandıktan sonra bozuldu. İkinci önerme. Bisikletin bozulmasına genellikle bisikleti bozulmadan önce kullanan son kişi sebep olur. Sonuç, demek ki bisikletimi bozan Ali. Bu argüman tüme varımsal olduğu için geçerlidir. Ama yine de bisikletin kendi kendine bozulmuş olma olasılığına karşın, onu bozanın Ali olduğu sonucuna ulaşmak için daha fazla kanıt ihtiyacımız var. Şimdi de daha fazla ya da daha az kanıt içeren iki farklı duruma göz atalım. Diyelim ki diğer ev arkadaşım Alev, Ali'nin zincire bir çekişle vurduğunu görüp bunu bana haber veriyor. Eğer durum böyle olsaydı, bisikletimi bozan kişinin Ali olduğuna dair daha iyi bir kanıtım olurdu. Şimdi bir de ikinci duruma bakalım. Diyelim ki Alev, Ali'yi çekiçle görmedi ve ben de aceleci bir şekilde bisikletimi bozan kişinin Ali olmasının ihtimalinin yüksek olduğu sonucuna ulaştım. Bu durumda yine safsata yapmış olurum ve diğer ev arkadaşımın ifadesi gibi daha iyi kanıtlara ihtiyacım olur. Argümanımı bir kez daha ele alalım. Birinci önerme, bisikletim Ali onu kullandıktan sonra bozuldu. İkinci önerme, bisiklet bozulmadan önce onu biri kullandıysa bozulmasının sebebi o kişidir. Sonuç, demek ki bisikletimi bozan Ali. Bu argüman geçerli bir argüman mı? Evet. Peki mantıklı mı? Hemen kontrol edelim. Birinci önerme doğru mu? Evet. Peki ya ikincisi? Hayır. Herhangi bir bisiklet, sebebi onu kullanan kişi olmadan da bozulabilir. Ali'nin hatalı ve sorumsuz bir davranışta bulunmadığını varsayalım. Daha önce de söylediğim gibi, zaten bu bisikleti çok uzun zamandır kullanıyordum. Kısacası kimse sorumsuzca davranmadı. Sadece bisiklet çok yıpranmıştı ve bisikletin bozulmasına da bu doğal yıpranma süreci sebep oldu. Ali değil. Gördüğünüz gibi, ikinci önerme yanlış. Argümanımı nasıl ileri sürersem süreyim, sonuca ulaşabilmek için daha fazla kanıta ihtiyacım var. Eğer Ali'nin sorumsuz davrandığına dair kanıtım yoksa, argümanım iyi bir argüman değildir aceleyle bir sonuca ulaşıp post hoc safsatasını yapmış olurum. Artık bundan sonra demek ki bundan dolayı mantığının hatalı olduğunu anlamış olmalısınız. Ateşlenmeden önce sizi bir kedi tırmalamış olabilir ama bu ateşlenmenize sebep olan şeyin kedinin tırmalaması olduğu anlamına gelmez. Ev arkadaşınızın soğuk algınlığını size geçirmiş olma ihtimali çok daha yüksektir. Genelleme yapacak olursak, iki olayın birbiri ardına gerçekleşmesi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi olduğu anlamına gelmez. Bu safsata üzerine kafa yorarken, nedensellik, kontrollü deneyler, olasılıklar ve batıl inançlar gibi konulara ilişkin başka soruların aklınıza geldiğini tahmin ediyorum. Bunlara önümüzdeki videolarda değineceğiz.